Bak yanında bizim çocuklar olacak, erik dalı. Onlar sürekli böyle çiğ köfte yoğuracak, tamam mı? Emre böyle, bak sürekli böyle Jurovs, Emre, Eray orada çiğ köfte yoğuracak. Bu şarkılara geldiğinde Ali dansını yapacak. Bak vallahi diyorum. Leyne dedi, duydunuz mu? O şey okudunuz mu? Biz gene kamera 3 IQ. Bir saniye hemen sana bırakalım istersen, sonrasında konuşuruz. Stand-up zor iştir. Bakalım güldürebilecek mi seyircilerimiz? Bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Bakacağız. Bakalım, hadi. Öncelikle sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederiz. Bu güzel insanların da burada bulunmasından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bu da cidden ayrı zor ha. Böyle şey şimdi yani. Hani güldürmeye çıkıyorsun, anladın mı? Hani adam seni konuk olarak arıyor. Sohbet muhabbet bir şey etmiyorsun. Direkt güldürmeye çıkmış. Hani sıkıntı yani. Hemen alalım gösteriyi. Kadınlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kadınların en büyük sorunu saatte 180 ile giderken makyaj yaparak araba kullanmaları. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ani bir fren, hızlı bir kaza, pamuğu tıkıyor, hop! Neredeyim ben ya? Cehenneme hoş geldin abla. Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Ablacığım yapacak bir şey yok. İçeri gidecek misin yoksa bir... Arkadaşlar mas. Bir saniye ya, çantamda güneş kremi mi olacaktı? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Hazırım ben. Alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi 1000 derece. Koruyucu var bende. Koruyucu, bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şeyler değil mi o ablalar? Siz söyleyin. Hazırlıklılar. Neyse uzatmayayım. Toparlayacağım. Biz Türk erkeklerin garip garip huyları var. Montun cebinde haftalarca buruşuk selpak mendil taşıyabiliriz. Sakal tıraşı olduktan sonra yüzümüzdeki kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırırız. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Ya bir sürü huylarımız var. Neyse toparlıyorum. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? Ama oğlum dur bir dakika ya. Ama şu an bir dakika. Abi, ama şu an çok zor durumda. Hani niye böyle oldu? Moral alkışı lazım şu an. Aynen. Bir gülme, bir moral alkışı lazım abi. O kardan adam kendi halinde bir adamdır. Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Abladan aldı siklesi bak bakıştan. İnsanın garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hasta. Uçan tekmeyle döven var ya kardan adam. Ne oluyor ya kardeşim? Kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Zaten bu adam yıllardır depresyonda. Bunun yanına bir kardan kadın yap, bir kardan çocuk yap, bir aile sahibi yap bunları. Yazık, günah, niye uğraşıyorsun? O da yetmezmiş gibi. Burnunu alıp 70 santim aşağı takan var ya. Kardan adam böyle. Ya tavşan görse midesi bulanır yemin ediyorum. Bu ne ya, ben bunu yiyemem abicim ya. Toparlıyorum. Kusura bakmayın dağıldık. Komik lan, seyirci anlamamış, adam ince yapıyor. Abi burada bir hani küçük bir bari bir gülme kahkaha falan olsa oradan belki adam şey yapacak. Çok strese girdi şu an ya. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben bunu bilemiyorum. Bir moral alkış alabilir miyim? Çok özür dilerim. Bu Şu anda kazaya kurban olay gittik şey. canlı yayında. Çok kötü bir durum yani. Güzel işte. Komedyenin de yani bulunduğu durum çok kötü bir durum yani. Yapacak bir şey yok. Sahne senin. Aa, müzik devam etseydi işte orada direkt prodüksiyon Toparlayabilir miyim dese. müsaade ederseniz? Tabii ki. Abi belki de şov bu. Bak hiç böyle düşündünüz mü? Belki de şov bu. Çünkü adam az önce güldürdü. Bak güldürmeyerek güldürdü adam. Evet. Bak şimdi. Bir gün eve geç geldim. Hanım kapıyı açtı.
Saat kaç ulan Süpermen dedi. Arkadaşlarla takıldık dedim. Gir bakayım içeri. Aşkım sen bana niye Süpermen diyorsun? Oğlum diyor bu dünyada diyor. Tayt'ın üstüne kilot giyen bir Süpermen var. Pantolonun üstüne kilot giyen bir sen varsın. Gene bir çapkınlık yaptın hayvan herif. Nerede kaldın? Ya uzatma hanım geç yatalım ya. Neyse yattık. Evde bir tıkırtı geldi. Tıkırtıya uyandım evde hırsız var. Tırstım tabii bir erkek olarak hemen hatuna müdahale ettim. Hatun kalksana ya eve hırsız girdi ne yapacağız kızım? Hatun pozitif böyle yaptı. Camı aç gider o. Sanki sinek kovuyor. Güzel kardeşim. Hırsız var diyorum ya. Öldürecek adam bizi ne yapacağız? Adı neymiş sor bakalım. Hırsız adın ne? Murat. Hanım oradan pozitif. Murat buzdolabının orada bir iki tur at. Bozuk paralı olacak. Al devam et hayatına dedi. Murat tabi yüzsüz. Yenge altınlar nerede? Yavrum saat 5'te Haydar abin gelecek. Ona söz verdik altınları. Sen daha yenisin. Ayağın alıksın dedi. Bir alkış alabilir miyim? Tabi. Evet bir konsantrasyon bozukluğu oldu. Olabilir bu canlı yayınlarda. Bir de çok çok zordur tabii. İlk defa çıkıyorum. Bir de güzel insanların karşısında olduğunuz zaman tabii. İyice de bir duraksızsınız, dağılıyorsunuz. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Ha, özür diliyorum. Bize konuk olman önemli. Buraya kadar gelmiş olman bizim için. Abi bir Özcan abi kalp.